Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Temmuz 2019 Ankara yaşlarını sizlere yorum vermek için burada karşınızdayım. Günün koşullarına başlamadan önce bugün dünkü yarışlar için çok yorumlar aldım. Birkaç yorumlar aldım. Bazı arkadaşlar tamam ben eleştirinizi her zaman takdirle karşılıyorum ama lütfen yapıcı olarak bir eleştirilerde bulunalım. Ben burada çok at bazı yerlerde de yazıyorum ama zaten burada favorilerimi belirtiyorum. Yani dileyen bu atları geçebilir. Yani çok geniş oynayanlar, sürpriz arayanlar var. Şimdi herkes aynı şartlarda aynı oyunları oynayamıyor. Yani kimisi sürprizleri tek atar. Büyük ikramiyelere gitmek ister. Kimisi normal bir altılı tutmanın heyecanını yaşamak ister. Yani herkesin fikirleri farklı. Kimisi 3 liralık altın oynar, kimisi 1000 liralık. Yani bu artık insanların şeyine kalmış. O yüzden yorum yaparken lütfen eleştirilerinize her zaman saygılıyım. Güzel şeyler söyleyeyim. Ben burada şimdi şey olan açıklarımı olabilir, şeylerimizi düzeltmek için hep beraber. Zaten bu kanal sadece benim değil, hepimizin kanalı. Ben sizlere burada yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bugünkü koşullara gelince... Bugün 9 koşulu güzel bir Ankara yarışıyla karşı karşıyayız. 2100 metrelik 16 handikap 3 yaşlı İngilizlerin koşusunda ben burada son yarışı, sentetik yarışına aldanmaması gereken ölçü olmayan son 5.liği ölçü olmayan yarışında 2 nolu King Ömer'e Apprentice'i hata yapmadığı takdirde bu yarışı rahat kazanacaktır. Küçük kuponlar için ben bu atı tek olarak veriyorum. Gerçekten çok güçlü bir hayvan. Bu son yarışında bir sentetik macerası yaşadı. İstanbul'a götürüldü. Ve orada biraz da ağır kilolu beşincilikle sonuçlandı. Şimdi tekrardan sevdiği piste, sevdiği kaba kuma ve mesafesine geldi. Yani bu çocuk da ilk defa biniyor. Eğer idareli düzgün kullanabilirse bu atlardan çok üstün olduğunu inanıyorum ben. Ve bu yarışı kazanacağını inanıyorum. Ama at yarışı bu. Tabii bir hata muhakkak oluyor. Sonuçta hepimiz biraz insanız, canlıyız. O yüzden rakip olarak isteyenler de bu mesafeyi seven, kaba kumu seven 3 nolu Solomon, kaliteli Hey Marja, bu mesafelerde pek başarılı yarışı yok. Ama formuyla 1 numara Hey Marja'yı ve bomboş kilosuyla 6 nolu Müslüm Çelikli El Rapido olarak vermek istiyorum. Yani küçük kuponlar isterse dileyen King Ömer'i tek atabilir. Ama ben yok buraya at yazmak istiyorum diyenler de bu saydığım 3 numara Solomon, 1 numara Hey Marja ve 6 numara El Rapido olarak değerlendirebilirler. Ben bu atların dışına çıkacağını sanmıyorum. Altının ikinci koşuda şartı 4, 2200 metrelik 4 yaşlı Araplara ait bir koşuda ben bu gruptan biraz daha üstün olduğunu gördüm ve pilotuna kavuşan 4 nolu Yaramaz'ı bu yarış kazanmasını bekliyorum. Benim favori 4 nolu Yaramaz. Tabii bu safkana rakipleri de var. Bence en yakın rakibi 3 numaralı Madalyon olacaktır. Bu safkan da çok formunda. Ve formunu geliştirmekte çalışmaları da oldukça tatminkar. Ben 4 nolu Yaramaz'ın en yakın sıkı rakibi olarak 3 nolu Madalyon olarak çok geniş oynayanlar bu iki atın dışında at yazmak isteyenler için de 2 nolu Kalfalar Bey'i ve 1 nolu Hakim Baba öneriyorum. Yani bu atların dışına çıkacağını sanmıyorum. Günün 3. koşusu kısa vade 6 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim yarışında ben koşmuş olduğu yarışında gerilerden gelip bir tam sprinte kalkacağı yerde kapanıp sanki bir anda yarışı küsüp bırakacağı sanılırken bir anda içeriden bir yer bulup çok kuvvetli ataklarla, çok düzgün aksiyonlarla yarışını kazanan ve güzel eşkalli 4 nolu Mala Moja benim bankomdur. Ben bu safkanın yanına at yazmak istemiyorum. Bu benim şu anda birinci altında güvendiğim en büyük liman. Yani dileyen
rakip olarak öteki atayları yazabilir. Ama ben bugün 4 nolu Mala Moja'yı geçileceğine inanmıyorum. Çok kuvvetli ve çok güzel bir eşkalli bir güzel bir kısırak. Yani bence çok büyük yarışlarda dahi söz sahibi olacak bir kısırağa benziyor. Günün 4. koşusuna kısa veda 6, 1200 metre çim 3 yaşlı İngilizlerin koşusunda ben burada bu mesafelerin oldukça iyi atı olan 3 nolu Tipitip ve 7 nolu Sky Moon'u eşit şanslı görmekteyim. Bu iki safkan 3 nolu Tipitip ve 7 nolu Sky Moon yarışın önde gelen isimleridir. Ve bu iki ata çok yakın 2 nolu Hawking de Halis Karataş idaresinde bence çok sıkı rakip olacaktır. Yani ben bu 3 atı da birlikte yazılmasından yanayım. Altılarımızda 3 atı da birlikte yazabiliriz. Yani ben 3 atı da ayırmak istemiyorum. Çünkü hata yapan kaybeder. Yani öyle bir denk ayarda bir safkanlar bir arada. Ama çok sürpriz isteyenlere de yani illa bir sürpriz aramak isteyenlere de 4 nolu Ateşin Kanatları 1 nolu iz bırakan olarak tavsiye ederim. Ama benim altılığımda 3 nolu Tipitip, 7 nolu Sky Moon ve 2 nolu Hawking olacaktır. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Araplara 1400 metre kum yarışında ben burada sizlere altılı için 3 tane tay tavsiye etmek istiyorum. Bunlar iki yarışını da ikinciliklerle bitiren 7 nolu Sancaran, iki koşusundan birisi 3. kum yarışında ikincilikle ayrılan güzel dereceyle bitiren 5 nolu Mihmanlı ve 11 numaralı Buhu benim altılılara da yazılması gereken 3 tayımdır. Ben bu 3 atla bu altılıyı geçmek istiyorum. Ama geniş oynamak isteyenler, ben bu tayların dışında at yazmak istiyorum diyenler için de 8 nolu Yahya Baba, 1 nolu benim ve ekürü avantajıyla tekrar bir güzel sinyaller veren 4 nolu Kurşun Oğlu olarak tavsiye etmek istiyorum. Günün 6. koşusunda 1. altının son ayağına geldiğimizde 1400 metre çimin 3 yaşlı Arapların grup 2 Karacabey Tarım İşletmesi koşusunda çok zevkli bir yarış izleyeceğimize eminim. Bayağı çünkü seyir olarak da çok güzel bir yarışa benziyor. Burada ben mesafenin biraz daha uzamasıyla ve fazla tayın olmamasıyla da 7 nolu sürgün tayın bu yarışı kazanacağına inanıyorum. Bence biraz da mesafenin uzamasıyla bu yarışı kazanacağına inanıyorum. Çünkü son yarışı biraz daha az, mesafe daha kısaydı ve kalabalık bir gruptaydı. Biraz Halis Karataş da biraz gerilerde kalınca ön gruba gelmesi de zor oldu biraz. Geldiğinde zaten yarış bitti. İkincilikle yetinmek zorunda kaldı. Ama şu anda hem fazla tay yok ve biraz da mesafenin uzaması ve güzel hazırlıklarla İstanbul'dan buraya gelen 7 numara sürgün tay bence kazanacaktır. Ama illa da ben bu tayı yıkmak istiyorum diyenler için de sürgün tayın hemen dibinde yarış bitiren aynı koşuda 5.lik yapan 2 numara Cevherizade bence rakip olarak geçecektir. Ben sürgün tayı yıkanlara 2 numaralı Cevherizade tavsiye ediyorum. Bunların dışındaki taylara pek şans vermiyorum. Ama tay yarışıdır. Her şey olabilir. O yüzden tuttuğunuz bir tay varsa veya yazmak istiyorsanız artık bu karar sizin. Ama benim altılımda 7 numara sürgün tay tek olarak geçeceğim. İşte, rakip isteyenler 2 numara için. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 1900 metre çim 3 yukarı İngilizlerin Handikap 21 yarışında bu mesafelerde yatkın çok formda olan 3 nolu Dublin'i ben başta vermek istiyorum. Dublin'i başta veriyorum. Son 3 yarışı da oldukça iyi. Her geçen gün üstüne koyarak geliyor. Formunun iyice zirvesine çıktı. Ben bu yarışta çok şanslı görüyorum. Ama son yarışında çok iyi bir yarış koşan ve
güzel bir birincilikle ayrılan 6 numaralı My Sweet Boy'u da yakın rakip olarak vermek istiyorum. Ben bu iki atı ön planda vermek istiyorum. Altılar için 3 ve 6 yeterli gibi. Yeterli gibi diyorum. Çünkü burada bir nolu Bayezid bu ağır kilosuna rağmen bu gruptan çok üstün. Yani bu ağır kilosu dezavantajını ortadan kaldırırsa Gökhan Kacakaya idaresinde bu iki atı avlayabilir. Ben o yüzden bir üçüncü at olarak bir nolu Bayezid'i vermek istiyorum. Çok sürpriz isteyenlere de 2 numara Glen ve 7 numaralı Pearl Gem'i vermek istiyorum. Bu da çok sürpriz arayanlar için. Ama benim altımda 3 numara Dublin, 6 numara My Sweet Boy ve 1 numaralı Bayezid olarak o geçecektir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Maiden'in bölünen handikap pardon 3 yaşlı Arapların bölünen Maiden yarışında 1400 metre kum yarışında burada biraz denk ayarda tayların bir araya geldiğini görüyorum. Sanki bir sürpriz ayağı gibi. O yüzden ben burada biraz geniş tutulmasına fayda var diyorum. Çünkü çok istikrarlı taylar yok burada. O yüzden ben ilk şansta son ikinciliğiyle 9 no'lu Nazdarım, 8 no'lu Aşk Can, 7 no'lu Silvertay ve 4 numaralı Dağ Dağan olarak vermek istiyorum. Altılığım için bu 4 dayı birden vermek istiyorum. Bunlara en yakın sonraki ihtimalde rakip isteyenleri de 1 numaralı Can Seklavi olarak vermek istiyorum. Bu tayların dışındaki taylar şu anda sadece bir 3 numaralı Çakarşa biraz dikkatimi çekiyor. Çünkü ilk kez bir kum piste çıkacak. 3 yarışı çimde 5. 5. ve 6.lık olarak kum yarışında daha farklı koşabilir. Çok çok sürpriz arayanlara da bu tayı tavsiye ediyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı Arapların handikap 15 1300 metre çim yarışında ben burada da biraz kalabalık vermek istiyorum. Ben öncelik olarak son satış koşusundaki üçüncülüğüyle ve ekürü avantajıyla Arayeki'yi başta vermek istiyorum. Bu taya rakip olarak 7 numara Cabbar Reis, ağır kilosuna rağmen bu gruptan üstün olan 1 nolu Turbocu, 3 numaralı Benazir Kız, 6 numaralı Berkuk ve 4 numaralı Canım Çiğdem olarak vermek istiyorum. Ben bu safkanlar arasında altılığını yazacağım. Bu safkanlara değerlendireceğim. Dileyen arkadaşlar, sürpriz arayanlar istediği hoşuna giden cazip bir tayı ilave edebilir. Ama ben bu 6 at olarak son ayağa geçmek istiyorum. Arkadaşlar, herkese bol şanslar, bol kazançlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Lütfen en büyük bana vereceğiniz destek kanalıma abone ve beğeninizi beklemek. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar dilerim. İyi günler.